Geçmiş olsun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldınız. Abla. Teşekkür ederim. Dediğim gibi dosyada kız kardeşi tarafından öldürülmek üzere anlaşılan kiralık evet. katil siz olarak görünüyordunuz. Evet, anladınız herhalde adliye gidince bu olayın ne kadar ciddi evet. olduğunu. Ben ilk başta da söyledim abla, bu işin şakası olmaz. Ne kadar dese de ben şaka yaptım. Böyle bir şaka yapılmaz yani. Bak. Olay nerelere, boyutlara baksana ablacığım. Ama size madem arkadaşlarınız soktu işin içine, sizin de oradan çıkar çıkmaz arkadaşınız yakasına yapışmanız lazım, sen beni ne işe soktun diye. Ablacığım ben orada dediğim gibi işte anlattım ya, bütün bildiğim ne varsa masada hepsini Sema ablaya anlattım. Mustafa nerede? Mustafa'ya ulaşamıyorum. Zülküf aradım. Zülküf diyordu benim iki tane avukatım var. Ben bağlanmak istemiyorum canlı yayınlara. Benim avukatım gerekçe açıklamayı yapacak. Ama senin yok avukatın. Demedin mi ona beni de soktun bu işe de benim? Söyledim abla. Abla iki gündür ailemiz birbirine girmiş mahallede. Bak ben tekrar burada açık söylüyorum, hangi kamera, iki numara mı abi? Abi? Bir numara mı? Ben bak tekrar söylüyorum, Zülküf, Mustafa, yarın bir gün aileler birbirine zarar verdiği zaman Allah rahmet eylesin babanıza, annenize Allah rahmet eylesin, işin içinden daha çıkamaz olacaksınız. Bak açık söylüyorum. Ben bak açıkça biliyor, söylüyorum. Şeyler biliyor. Gelin bu işi komple temizleyin kardeşim. Bak kadın burada, Semih abla da burada. Gelin oturun kardeşim. Ya burada kimse kimseyi yemiyor. Adamlar evimiz kapımızdan alıyor, kahvaltımızı veriyor. Çayımızı, çorabımızı... Gel otur anlatın kardeşim yani. Bunda korkacak bir şey yok ya. Suçlu insan. Ya suçlu gelin insan yani benim kaçar. Üzerimdeki olan bu... Yani lekeyi atın kardeşim. Ben iyi değilim bak. Ciddi söylüyorum iyi değilim yani. Çocuklar sen okula gidemiyor. Sen ortada kaldın ben sana söyleyeyim ya. Ya ablacığım yani. Çocuklar okula gidemiyor ya. Yemin ediyorum bak okula ağlayacağım. Vallahi hayatım, okula gidemiyorlar. Tamam ama yani. İşte o zaman siz de hareketlerinize dikkat edeceksiniz işte yani. Çoluğu evet. çocuğu olan dizini kırıp oturacak... Ya ne bileyim abla, benim tek hatam orada, keşke ben orada duyduğum an karakola tek başıma gitseydim. Gitmedim. Bana bir şey söylediniz. Ne ablacığım? O gün ekrandan. O gün beni ciddiye alsaydın dediniz. Evet. Bir dakika. Evet. Ciddiye alsaydınız bugün belki baban ölmemiş olacaktı evet, dediniz. Evet yine söylüyorum. Demek ki siz bir şey biliyorsunuz. Ne biliyorum söyle abla. Dur bir söyle bakayım ablacığım ne biliyorum bakın, söyle. Bakın burada bunların cevabını verecek kişi sizsiniz. Ya, ben değilim. Sen de çok cevap vereceğin şeyler var. Sen Zülküf'le görüşmüyor musun? Ben Zülküf'le görüşmüyorum. Görüşüyorsun. İspat edin bana. Ederim ben ispat. Hadi ispat sen edin. Sen geçen gün Müge abla sana dediğinde ne kadar para aldı senden? 100 bin lira aldı. Doğru. Müge Hanım parayı verecek dediğinde şöyle bir arkaya yaslandın güldün. Allah güldün. Çünkü vermeyeceğini sen, biliyorum. Ya onu geç ablacığım. Senin ne paranı, demek onu geç? Geç burada sen ya. Bunları, senin bunları paranı, değil. Sen hakkında kala kalı tutmaya çalışan bir adamı gülerek teşekkür ediyorsun bunda. Ya adam sana... O dalga geliyor. Yahu ben dalga geliyorum. O dalgası olmaz. O şaka yapmışsa sen de bunun dalgasını yapamazsın. Bir saniye. Olur mu öyle konumuz bir şey? Şu anda, evet. Konumuz şu anda benim verdiğim borç değil. Bu suça... Ortak edilmek istediğiniz için... Ben Müge ablaya söyledim. Size, beni dahil etmek istediler. Ben onu anladım. Kendimi yarattım. Bu laf boş bir laf değil. Hangi beni laf? Ciddiye alsaydın, evet. Karşıma gelseydin... Evet. Bugün belki baban yaşıyor olacaktı. Ya baban şey hakkı rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Bir şey biliyorsunuz. Sen, ya ne baban hakkı rahmet. Ben burada babamın rahmetli olduğu için buradayım. Zülküf'ün bana borcu olduğu için ben değil. Ben sana bir şey söyleyeceğim ablacığım. Müge abla çok özür dilerim. Sen burada herkesin önünde söz ver canlı yayında ekranlarda. Babandan kalan mirasların hepsini. Bak babandan miras kalan. Yok. Bir dakika ablacığım bir dakika dur. Var ya. Babandan miras kalan yok. Mal varlığını. Heh. Mal varlığını. Şehit ailelerine bağışlayacağını buradan söyler misin? Bana niye, sana niye? Kalırsa. Niye? Diyor ya ben para için gelmedim, mal miras için gelmedim. Miras yok ki. Aa, canım ölüm hak miras helal o konu. Ay, şehit ailelerine bağışlama ya, ablacığım, miras helal yani. Yok ablacığım bir şey diyeceğim. Şu an hepimiz bir şüphe üzerine gidiyoruz değil mi? Öldü mü? Öldürüldü mü? Öldürüldü. Yok. Belki daha... Şimdi şuna bir açıklık getirmek nereden istiyorum. Eceliyle falan ölmedi. O öldürüldü. Zaman bunun cevabını siz de verecek, biliyorsunuz. Vallahi ben bilmiyorum. Bunun cevabını verecek kişi Alpin Bey, İpek. Biliyorsunuz. Alpin Bey, yani siz orada hep konu karıştığı için konuşamadık. Bugün beraber olmamız güzel. Siz dediniz ki Mustafa sanırım değil mi? Hani evet. Arabaya sizi alıyor. Evet. Şu te... Şoför, yani o arabadaki diğer kişi Mustafa. Evet. İki avukatlı. Evet, alın. Evet, evet. Kaç avukat olursa olsun yani avukatlar sonuçta herkesin savunma hakkı var. Onu yerine getir. Ya, yani bir insanın avukatı olması demek böyle bir konuda sorulara cevap vermeyeceği anlamına gelmez. Gelmez o iş aynen. ayrı, o iş ayrı. Yani böyle bir göz korkutmaca da olamaz. Çünkü Mustafa Bey size de 2 ya da 22 avukatınız size şunu söyler. Mustafa siz birini arıyorsunuz, senin için kiralık katil tutuldu diye bir de bak görüntün var.
Yani hani bundan öyle, onun kaçışı yok. Artık bu görüntü denen bir şey var. Hani öyle söyledi, dedi, demedi değil yani. Görüntü var. Aynen. Siz de Alp'in Bey'in yanında oturuyorsunuz. Şimdi siz dediniz ki, benim Mustafa aldı arabayla. Bir kadın var, korkutulacak. Şimdi siz bunu söylediniz yayında. Evet. Benim içimden şu geçti. Çok açık ve kaba tabirle soracağım. Yani hani o jargonda soracağım. Yani siz oraya böyle böyle bir şey var. Hani gidelim işte, kadın da Kanada'da yaşıyor. Hani kazanıyorsa daha fazla para kazanıyordur. Sema da televizyona çıkıyor, program yapıyor. Onda da para vardır. Yani gidelim kafa kopartalım mı diye gittiniz. Yok vallahi ablacığım. Yani ama şimdi ya gel ablacığım. Bir kadın korkutulacak. Şimdi bak, kadın korkutulacak derken beni gelip çağırmıyor. Sizi gelip çağırıyor. Evet, beni çağırıyor. Tamam, demek ki korkutucu olan sizsiniz yani. Neden? Ablacığım, ben canlı ekranda konuşurken Sema ablayı tehdit etmedim ki. Hayır. Bir şey demedim niye ki. Alır o doğru. Gel, bir talep. Tehdit etmediniz. Evet. Yani siz daha sonra gidip belki ya beni Semih görüntü Hanım'a, olarak, görüntü hayır, olarak Semih beni kullandı. Yakınlıkla duyup bunları anlatmış vallahi olabilirsiniz. Vallahi ben yemin ederim Semih Hanım'ın samimiyetine inandığım için, düzgün olduğuna inandığım için. Bir abla vallahi gibi gördünüz. Ben o yüzden söyledim ablacığım. Bir abla gibi gördünüz de ben vallahi bu insanlara onun için söyledim yani. Yapmayayım dediniz. Ama olaya biniş yeriniz. Yani evet. Bir kadını korkutacağız. Bak ben ne diyorum ablacığım? Beni görüntü olarak kullanmış. Bak, beni görüntü olarak kullanmış Mustafa. Hı. Mustafa parlak bir çocuk. Ben de sakallı şey bir insanım, ama beni görüntü olarak göstermiş yani. Bunu diyebilirim. Başka bir şey diyemem ablacığım. Yani korkutucu olarak göstermiş. Heh, bakın, beni. Ben biraz evet, adli tıp boyutuyla evet, yani oradan aldığım deneyimle yola evet, çıkacağım. Şimdi bakın, bir kiralık katil tutma ya da bir kadını ürkütme. Bir kadını ürkütme, korkutma nedir biliyor musunuz? Kadını tehdit etmektir. Evet. Öldürmeseniz bile o kadını tehdit ederek bir isteğinizi yaptırmaktır. Evet. Dolayısıyla ne yaptırılacaktı o kadına? Sema Hanım'dan ne istenecek? Bu bir. Evet. Bir bitireyim. İkincisi, arkada şüpheli bir ölüm var. Şüpheli ölüm varsa ilk olaya katılan, o kadını korkutmak için devreye sokulan kişilerin ikinci ölüme, şüpheli ölüme, hatta daha doğrusu ikinci olaya şüpheli ölüme, üç gün sonra da onun karısının şüpheli ölümüne karışmadıkları ne malum. Yanlış anlamayın. Suçlamak için söylemiyorum. Sema Hanım'ın bakış açısına katılmamak mümkün değil. Evet. Çünkü o bir evlat ve dolayısıyla madem ki birileri beni öldürecekti, tehdit edecekti ya da bir şeyler yaptırmaya korkutarak çalışacaklardı diye düşünüyorsa, daha sonraki gelen adli olaylarda, adli olay olduğunu düşündüğü babasının ve karısının ölümünden, evet, babasının karısının ölümünden yine o kişileri sorumlu tutar. O kişilerin o bilgisi dahilinde olduğunu düşünür. Siz olaya katılmamış olabilirsiniz. Vallahi ben katılmadım. Ama bilginiz varsa ve bunu saklıyorsanız ya da konuşulduysa. Bak ben bir bakın, daha söylüyorum. Benim yanımda. Bunu söylememek bana göre ciddi olarak olaya dahil evet, olmaktır. Evet ya, onun bilincindeyim. Bilsem vallahi söylerim ya. Bilsem niye söylemeyeyim? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.